Sizdeyiz. Evet, herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri tekrar gördüm. Uzun zaman sonra çok mutlu oldum. Ben sizlere, sayın katılımcılar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Üskates'in en üst bölümünde yer alan transgresif ağırlıklı olmak üzere, ancak bazı yerlerde de hem transgresif hem regresif olan İstiklal'in stratigrafisini, depolama ortamlarını ve korelasyonunu anlatacağım. Yoğun paleontolojik bilgilerimiz var. Bunlarla sizi boğmak istemiyorum ama önemli olanlarını vurgulayacağım tabii yeri gelince. Böyle bir süreç izleyeceğiz. Şimdi burası Malatya Havzası. Bu 8. International Risk Congress'i Bilal Sarı ile birlikte düzenlemiştik İzmir'de. Kongre öncesi bir field trip bu. Kişiler hepsi yabancılar işte bunlar. Burada ikonucu gözüküyor mu bilmiyorum. Ofiolitler gözüküyor şu kesimde. Hemen bunun üzerine kalın böyle katmanlı bir kireç taşı ve rudüstü kireç taşı bunlar. Üzerlerine de pelajikler geliyor. Plantik foramifer pelajikler geliyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Sanki bir pasta gibi. Pastanın altı kalın bir kesimi var. Üstüne de böyle kremasını örtmüşsünüz gibi. Şimdi diğer slide ise eski kağıt taraflarından, Güneydoğu Anadolu'dan. Yine aynı senaryo. Ofiolitler var. Koçeli karmaşıkları, Koçeli ofiolitleri, Karadutu vesaire. Kırıntılarla başlayan kırmızı renkli ve rödüstü kireç taşları devamında. Sonra midyatlı üzeri tıraşlanan bir istif. Yani temelde bu pastanın büyük bir bölümünde bir takım olaylar olmuş Türkiye'de. Hepiniz biliyorsunuz ama izninizle şöyle kısaca bir hatırlamakta jeolojik konum açısından yarar görüyorum. Neler olmuş? Bildiğiniz gibi hepinizin Mezozoik'te oldukça geniş alanlarda Türkiye'de bir karbonat platformu çökeliyorlar. Kireç taşları çökeliyor. Genelde bunlar sığ fasiyes karakter ama tabii bazı fasiyes değişimlerine göre pelajik olan kesimlerini de görürüz. Ama ana hatlarıyla Trias, Jurassic ve Kretese'de hemen hemen kalın katmanlı ondan sonra karbonatlarla karşılaşıyoruz. Fakat çok ilginç, şu bugüne kadar elde ettiğimiz Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki bulgular şunu gösteriyor. Geç Troniyen'den itibaren bu karbonatın tabiatı, karbonat istifinin tabiatı biraz bozulmaya başlıyor. Pelajikleşmeye başlıyorlar. Bu Santonien, Kampanien'de de devam ediyor. Tabi bazı kesimlerinde bu karbonatların sığ fasiyesler yine kendini korumaya gayret ediyor ama genel yapısının bozulmaya başladığını biliyoruz. Bunun en önemli nedeni bence ofiolit yerleşimidir. Ofiolitler hakikaten Türkiye'de özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da tabi pontiklerde de var. Oldukça yaygın ofiolit dağılımlarını görüyoruz. Bu ofiolitler işte tehlikeli olaylardan birisi. Neden? Bunlar ilerledikleri zaman ekay dilimlerine, bir takım karmaşıklara neden oluyorlar. Önlerinde filiş havzalar oluşabiliyor. Aynı zamanda bu mezozoik platform karbonatlarından dilimleri alıyorlar. Metamorfiklerden dilimleri alıyorlar önlerine. Bu filiş havzalarında büyük megabloklar bile içerebiliyor. Denizaltı volkanizması ürünleri oluşabiliyor. Devri plovlar, melanjlar. Tüm bunların üstüne üstlük bir de volkanizma ve plütonizma Üskates'e de etkili olmaya başlıyor. Hepinizin bildiği gibi özellikle pontikler, orta ve doğu pontikler volkanik kuşak olarak dünyadaki ender yerlerden birisidir. Öyle bir. Tabii plütonizma da var. Bu denli yoğun jeolojik olaylar işte pastanın büyük kısmını oluşturuyor jeolojik olarak. Üstüne ise transgresif istifler gibi. Belki ilk başta çok lokal bir şey gibi düşünülebilir ama birçok yerde bunları inceleme fırsatı bulduğum için Türkiye jeolojisi açısından bunların vurgulanmasının yararlı olduğunu düşünüyorum. Onun için bu konuyu seçtim. Yoksa size Liken Up'larını da anlatabilirim. Menderes Masif'ini anlatabilirim. Veya Pontikleri anlatabilirim ama bunun üzerine biraz hep beraber gitsek Türkiye jeolojisi açısından yararlı olacağı düşüncesindeyim. Şimdi Doğu Anadolu'dan başlayalım. Özellikle Malatya Havzası bu tür
transgresif istiflerin yaygın olarak gözlendiği en geniş alanlardan birisi. Mostralar çok açık. Burada birçok insan çalışmış. Doktora tezi yapanlar, master tezi yapanlar, NTA ekipleri, TPA, birçok insan çalışmış. Buradaki istif genelde kampanyenden master'ine kadar devam eden bir istif. Temeli uyumsuz olarak üzerleyen çakıl taşları var ve bir transgresif istif kırmızıyla okla belirtip gelişiyor. Fakat çok az bir kısmında bu istif aniden sığlaşıyor ve regresif karakter. Şimdi bunları teker teker belirli yerler seçtim. Tabii çok geniş alan olduğu için hepsini anlatmak mümkün değil. En bariz olanlarını, en tipik olanlarını seçtim, onları anlatacağım. Burası Yeşilyurt. Malatya'nın güneyinde bir bölge. İşte haritasını burada görüyorsunuz. Metamorfikler var, işte kırıntılılar, rubistik yayış taşları üzerlerine geliyor. Burada kesit ölçtük biz. Bilay Sarı da vardı bu kesit ölçümde. İşte aşağıdaki çakıl taşları istifi üste doğru devam ediyor. Biraz sonra göstereceğim size. Ve bütün fosil dağılımlarını burada, rubistler, bentikler, plantik formlar hepsini görüyorsunuz. Bu kesitten anlatmak yerine arazi fotoğraflarıyla belki daha anlamlı olacak. Ona dönelim isterseniz. Şimdi bu ikonun olduğu yer Malatya metamorfikleri. Daha çok kristalize kireç taşlarından yapılı. Şu bölümden itibaren kırmızı renkli, eskilerin deyimiyle metada öyle derlerdi, şarabi kırmızı renkli çakıl taşları karşımıza çıkıyor. Genelde bunlar yer yer sıkı tutturulmuş, iri çakıllar tavanda daha fazla, biraz sonra göreceksiniz. Yer yerde çamur matriksli olan bir çakıl taşı. Fakat kırmızı rengiyle çok belirgin. Şimdi istif yukarı doğru kum taşları ve şuradaki çıkıntı yapan yere kadar devam ediyor. Şimdi şu alttan biraz görmeye başlayalım. İşte çakıl taşları. İstifin en altında yer alan, metamorfiklerin üstüne gelen, hemen bu ekranda gözükmüyor ama şu ikonun olduğu yerde uyumsuz olarak üzerliyorlar. Bazı yerlerde bunlar kalın katmanlı da olabiliyor. Tane boyları üste doğru gittikçe bunun azaldığını görüyoruz. Ve kum taşı ara katkıları, çamur taşı ara katkıları devreye giriyor. Ve kırmızı renk yalnız hiç kaybolmuyor. Biraz daha üste doğru çıkınca stratigrafik olarak kum taşlarına geçiyor. Renk böyle pembemsi sarımsı oluyor. Ve devam ediyor istif kum taşları olarak. Şimdi o bıraktığımız yerden devam edelim. İşte böyle yer yer çamur taşları, silt taşları, kum taşları oluyor. Fakat bu kırıntılı istifin içerisinde alt bölümlerde ilk kez biz rudisli çamur taşlarını, çamurlu kireç taşlarını görüyoruz. Bunların hepsi birer rudiski istif. Bunun çok büyük bir anlamı var bizce. Demek ki depolanma ortamında artık yavaş yavaş karbonat üretiminin habercisi bunlar. Çünkü çok kırıntılı bir ortam. Bu tür kırıntılı ortamlarda her fosil yaşayamaz. Fakat rubistler bunlara dayanabiliyorlar. Biraz daha yukarı çıktığımız zaman stratigrafik olarak işte yine rudistler ayrı bir düzey. Niye bir hareket ediyor? Evet. Evet, yine rudistler başka bir kesim. Yer yer bunların içerisinde gastropotlar da çıkmaya başlıyor. Demek ki faunal yönden yavaş yavaş zenginleşmeye başlayan bir sürece giriyoruz. Biraz daha üste çıktığımız zaman işte biraz önce haberini veren bize karbonat çökelimiyle ilgili belirgin katmanlı bol rudislerle simgelenen, yer yer mercanlar içeren, bentik foraminiferler içeren düzeylerle karşı karşıyayız. Fakat buradaki önemli nokta, lütfen dikkatinizi çekmek isterim. Aralarda hala kum taşı ara düzeyleri var. Yani kırıntı gelimi hala devam ediyor.
Bunların içerisinde gözle görülebilecek orbitoidal foramlar mevcut. Yani uzmanı olan kişi bunu çok rahat aksiyak kesitinden bile tanımlayabilir. Evet. Biraz daha üste doğru çıktığımız zaman bu ilerliyor çok fena. Sanıyorum bir tutukluk var. Biraz izninizi rica edeceğim. Çünkü bir belki de bilgisayardan kaynaklanıyor benim. Evet, buradan devam edelim. Rüdüslerin oldukça iri boyutlu rüdüslerin olduğu, mercanların olduğu, Peckstone veya yer yer Greenstone bileşiminde kırmızı alplerin de olduğu, ince kesitlerimiz bunları görebiliyoruz. Belirgin katmanlı düzeylere geliyoruz. Bunlar böyle adeta bir duvar oluşturacak şekilde çok sıkı tutturulmuş, bekleşmiş, rüdüsleri içeren, rüdüslerle simgelenen fakat gastropodları da içeren, hermatipik mercanları da içeren fakat onlar daha az sayıda düzeylere denk geliyoruz. Bu düzeyler belirgin katmanlı üste doğru devam ediyor. İşte bakın bir rüdüs. Alt kaplısı, üst kaplısı çok iyi korunmuş. Burada görünüşüne bakmayın. Bunu çıkartabilmek için bayağı bir çaba sarf ettik. Çünkü iyice işte duvar şeklinde böyle devamlılık gösteren üste doğru. Ve bunların da üstüne aniden masif som yapıda bir çıkıntı oluşturan oldukça sertleşmiş. Dıştan baktığın zaman herhangi bir fosil içermeyen fakat ince kesitlerinde yoğun olarak rüdüs kalkı parçalarından oluşmuş bir kesime geliyorsunuz. Burada beni ölçek alırsanız şurada kalınlığını hesap edebilirsiniz. Bunun kalınlığı 30-35 metreye kadar ulaşıyor ve bir dom şeklini alıyor. Bunun da üzerine gariplik var ama anlayamadım. Sacit Hocam, bastıktan sonra bir süre bekleyelim, yavaş geçiyor. Hem internet paylaşımında olduğu için PowerPoint. Evet. Biraz yavaş bastıktan evet. Sonra beklersek hocam. Peki, tamam. Şimdi bunların da üzerine, bu dom şeklinde yapının üzerine de gördüğünüz gibi plaketli kireç taşları dediğimiz yani eskilerin tabiriyle ve bol plantik foramifer içeren düzeyler adeta bunu cover yapıyor, kaplıyor. Böyle bir istifle karşı karşıyayız. Şimdi karşıdan göründüğü zaman işte bu dom yapan kesim. Bunlar 70'li yıllarda bu tür yapılara Amerikalılar bioherm adını veriyorlardı ama bence doğru değil. Bu bir mount. Eksepsiyonel bir mount bu. Karbonat mountu ve istifin en üst bölümünde oluşuyor ve bölgede tek görülen yer. Özellikle sedimantologların burada çalışmasını ben öneririm. İşte böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Tümüyle kırıntılı bir istif fakat üste doğru karbonat miktarı artıyor. Yaş, bunlarda elde ettiğimiz yaşlar geç kampanyen, mastifit yani. En üste gelen şu pelajikleri Bilal daha sonra ayrıntılı bir şekilde çok güzel bir çalışma yaptı ve yayınladı. Bu yaşlar orada da doğrulandı. Burada böyle bir istifle karşı karşıyayız. Diğer bir lokalite Malatya'nın kuzeyinde, Malatya Havzası'nda Yazıhan tarafı. Bu lokaliteyi çok önemsiyorum bir önceki gibi. Onun için zaten tercih ettim kurdum. Hemen dikkatinizi çekmiştir tahmin ediyorum. İkonun olduğu yerde ofiyolitler yaygın bir şekilde devam ediyor. Üzerine kırmızı renkli çakıl taşları tabanda yer alan biraz önce izah ettiğim gibi kum taşları ve üzerine leç yapan bir rudisli
Kireçli. Biraz daha yakından görelim. İşte böyle ofiolitler, tabanca taşları, kum taşları, budistik kireç taşları devam ediyor. Kum taşları da şimdi buranın ayrıntısına gireceğiz zaten. Sonra plantik foraminiferli çamur taşları. Bunun üzerine hepsini uyumsuz olarak bol nümülitli bir eosen örtüyor. Burayı ben çalışmadım, orayı bilmiyorum. Şimdi bu alt bölümü biraz önce anlattım ve hemen hemen aynı benzer özelliklerde. Arada rudistik eleştirici bantları, merceklerini falan görüyoruz. Ancak şurası depolanma ortamı açısından çok önem taşıyor. Buna inanıyorum. Onun için buradaki izninizle buradaki ayrıntıya girmek istiyorum. Şimdi burada ölçülen kesit bir öncekinden çok farklı. Neden farklı? Çünkü tümüyle bu istif, en üstteki perajiklere kadar, soldaki kesite bakarsanız, perajiklere kadar, kırıntılarla ardalanmalı ilginç tarafı, her bir düzey birer litozom. Yani bir katman veya katmanları işgal eden aynı formlar, aynı formlarda olmamış. Burada görürsünüz. Kireç taşlarından sonra şurada gördüklerimiz işte. Çamur taşları var. Biraz sonra göreceksiniz. Kum taşları var. Çamur taşları var. Tekrar kireç taşı benzeri geliyor. Tekrar kum taşları ve böyle devam. En üstte de bir kireç taşı var. Bir önceki gibi de duvara uçturuyor. Oldukça bekleşmiş. Bu Thomas Stoiber. Belki tanıyanlar vardı. Bu da onun öğrencisi Marte Schüller. Bilal de vardı bu çalışmada. Bunların hepsi birer rudist. Tümüyle bu kütle rudistten oluşuyor. Biraz daha yakından bakalım. İşte yerli yerinde fosilleşmiş. O çok önemli. Olduğu yerde yaşam konumunda fosilleşmiş. Konik kalkıları olan işte burada. Bakın. Çok konik alt kalkısı, katmanlanmaya dikey. Bazıları silindrokonik olanlar. Bütün özelliklerini görebiliyorsunuz. Hatta buradan topladığımız örnekler ve şu anda Credit Research'e gönderdik. Bazıların revizyonunu yapıyoruz üstlere, skeletonla birlikte. Böyle bir yapıya sahip. Geçmesini bekliyorum. Evet. Fakat bunların üstüne bu sefer çamur kayalarından oluşan bir bölüm geliyor. Dikkat ederseniz farklı rudistler burada yine yaşam konumunda. Çünkü bu tür ortamlara her türlü organizma adapte olamıyor arkadaşlar. Rudistler basit anatomik yapıları nedeniyle hemen uyum sağlıyorlar, çoğalabiliyorlar. Burada dikkat ederseniz eğer tafonomik açıdan nasıl buket oluşturduklarını 2, 3, 4, 5 bireyin bir arada veya bireysel formların olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Biraz daha üstte gidelim stratigrafik olarak. Bakın diğer bir düzey. Arada kum taşı vardı. Onu geçtik. Bu sefer iri boylu farklı rudist formları. Bu çok ilginç bir özellik. Yine yaşam konumu. Bilmiyorum nedenli gözükebiliyor ama bakın konik alt kalkısı, üst kalkısı da korunmuş veya silindrokonik. Diğeri burada. Bunlar çok önemli. Belki öğrenciler izliyorsa onlara da hitap etmek açısından konuşmaya uygun geliyorum. Ama yerli yerinde fosilleşmiş. Tabi buradaki problem şu. Konuya uzak olan kişiler arazide bunlar çok kolay ayrışabiliyor. Bulunduğu düzeyler. Çekilin ucuyla şöyle kanırtın hemen dökülüyor. Zaten yerde döküntüler var. Çoğu kişi de bunları döküntü zannediyor ama döküntü değil. Kum taşları devam ediyor. Onun üzerine Malte'nin durduğu yerde silme tümüyle rudistlerden oluşan kumlu kireç taşları. Hepsi yaşam konumu. Bilmiyorum görülebilir miyim dediğim gibi işaret ediyorum ilk konucuyla bakın. Katmanlanma böyle. Hepsi yaşam konumunda olmaları çok önemli bizler için. Çünkü bunların taşınmış olup olmadıklarını veya kendi ortamında taşınmış olduklarını veya uzaklara taşınmış olduklarını belirlememiz açısından çok büyük bir önem taşıyor. Bakın yerli yerinde. Bu görüntüleri unutmazsanız iyi olur çünkü sona doğru Arabistan platformundan da size bazı slaytlar göstereceğim. İşte bakın bunlar ilk bakışta baktığınız zaman
sanki çakıl taşları gibi gelebilir size. Hepsi Rumislerden. Ve yerli yerinde. Yani herhangi bir flow, herhangi bir akma sonucu bunlar buraya taşınmışlar değiller. Çok ilginç yapılar ve kırıntılı bir istif. O çok çok büyük önem taşıyor. İstif üste doğru devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi. Daha sonra kalın bir kireç taşıyla kaplanıyor ki biyoplastik kireç katmanlı yalnız bu. Bunun önünde de artık plantik foramiferli çamur taşları. Yaş geç kampanya. Neden geç kampanya? Biraz önce belki söylemeyi unuttum. Başta da söyleyebilirdim. Bu kalkılardan, Rudis kalkılarından strosyum izotop analizleri yapıyor. Bu doktora yapan arkadaş. Biz Rudis Kongresi'nde de onun sözlü bildirisine, sözlü bildirimine uyarak belirttik. Fakat doktora tezinde kendisi bunları ayrıntılı olarak verdi. Zaten şekillerin altında dikkat ederseniz milyon yıl olarak da onları işaret. Şimdi Hekiman'a gelelim. Hekiman da apayrı bir yer. Depolama ortamları açısından. Bunun gerekçelerini biraz sonra tartışacağım sizlerle. Burada ise altta kırmızı çakıl taşları çok kalın değil. Kum taşları çok kalın değil. Fakat istif tümüyle karbonattan oluşuyor. Kırıntı desteği yok denecek kadar az. Pür bir karbonat değil. Ancak ayrıntıya bakarsanız, bakın şu ikonun alt kısmı olduğu gibi rudisli kireç taşı, üst tarafı ise masif kireç taşı. İşte solda çizdik. Biyoplastik, rudis kalkı parçalarını oluşan, üzerine de labutum kanalı yüzeyler. Yine bu Hekiman'ın hemen üstündeki yoldur. Biraz kıvrılırsanız hemen aşağıya doğru Hekiman'ın içine varırsınız. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bakın. Beyaz beyaz bütün bunlar hepsi rudist. Silme rudist. Burası çok önemli bir lokalite. 1850 yıllarından itibaren buradan malzemeler, rudistler Fransızlara gitmiş. Henri Duvier'e, Orbigny'e vesaire. Ve birçok rudistin tip lokalitesi burası. Çok önemli bir lokalite. Onun için yabancı meslektaşlarımız da burada çok mutlu olmuşlardı. İşte bunların içerisine girelim şimdi. Asartepe. Hekiman'ın içindedir bu. Gördüğünüz gibi tümüyle rudislerden oluşma ancak kırıntı yok. İşte şurada dikkat ederseniz bakın bir tane buket şeklinde 3 veya 4 taneden oluşan keza bunlar. Tabii devriliyorlar, yığılıyorlar malzeme altere olduğu için ama bunlar hepsi yerli yerinde. Yani devrilse bile buranın ürünleridir. Burası da Hekiman'da böyle bir şey. Şimdi bu karbonatlar, tabi vakit yetseydi başka yerleri de anlatabilirdim ama Malatya Havzası çok enteresan. Ofiyolitlerin üzerinde yer alan bu karbonat benkleri, kudüslerle simgelenen daha çok, tabi mercanlar da var içerisinde, gastropodlar da var, alkler de var ama onlar çok minor ölçüde, minor ölçüde. Malatya Havzası'nda arkadaşlar kilometrelerce süreklilik gösteriyor. Kuzeye doğru Tohumo Çayı boyunca Dağrende, Balaban hatta Sivas'ın güneylerine kadar bunlar kilometrelerce bunların eğer paleocoğrafyayla ilgilenenler haritalamalarını yapsalar o zamanki kıyı kuşağının nasıl değiştiğini çok rahat ortaya koyabilirler. Bugüne kadar öyle bir çalışma yapıldığını zannetmiyorum ama çok önemli. Bakın biraz daha kuzeylere gidelim şimdi. Bakın sırtlardakiler hepsi bunlar rudisli kireç taşları, altı temel. Başka bir görüntü. Bakın ofiyolitler burada nasıl kalın, böyle devam eden, kilometrelerce Dağrende'ye, Balaban'a kadar devam eden bunlar birimler. Kalın karbonatlar. Bakın sırtlarda, burası güzel yurt. Sırtlarda nasıl böyle leç yapan, devam eden istifler. Keza yine burada gördüğünüz gibi ofiyolitleri görüyorsunuz. Bakın böyle devam ediyor gibi. Arada faylar var, atımlar var tabii ki. Daha sonra da pelicikler geliyor. Adeta ben şöyle diyorum. Erzurum'un doğusunda da gördüm. Sanki eski temelin üzerine bir halı atmışsınız. veya bir kilim atmışsınız. Maskelemiş alt tarafı. Bunlar üzerinde gelişmeye başlamış. Neden önemli diyorum? Çünkü bugüne kadar
Üskrates'e de görmediğimiz apayrı bir tabiata, apayrı bir özelliğe sahip olan birinden. Biraz önce de söylediğim gibi çakıl taşlarıyla başlayan, Budistik reş taşlarıyla devam eden, daha sonra da açık şelf, plantik foraminferler düzeylere geçen istifler. Türkiye jeolojisi için ben bunun önemli olduğunu inanıyorum. Şimdi bu transgresif istifleri ortak ve ayrıcalıklı yönlerini bir özetleyelim istedim. Ortak özellikler ne? Nereye gitsek? Darendiye de gitseniz aynı, Balaban'da da aynı, Tohma Çayı'nda da bunu görüyorsun. Alt bölümde kırmızı renkli, şarabi kırmızı renkli kırıntılar. En üst bölümde ise plantik foraminferle çamurlaştırmalar. Ancak transgresif istifin bu iki birim arasında kalan kısmındaki simgelenen kireç taşları farklı alanlar olmadığı için. Ama olay öyle değil. Neden öyle değil? Bunların depolama ortamlarında nasıl değişti? Mesela birincisi Budistik kireç taşı, kum taşı ardalanması var. Budistik kireç taşı var ve mount var. Bir karbonat mountu var. Bu apayrı bir fasilis. İkincisi kireç taşı, kum taşı, çamurlu kireç taşı ardalanmaları şeklinde. Üçüncü ise Ekiman tarafını biraz önce gösterdim. Tamamen kireç taşından hemen hemen oluşan istif. Peki bunlar niye, bu fasilisler niye gelişti? Tabii ki depolama ortamındaki klasik söylemleri yapımız işte değişti, sıcaklık değişti, tuzluluk değişti vesaire gibi başka faktörlerde de akıntılar vardı falan. Fakat bana göre iki önemli nedeni var bu değişikliğin. Bir, platforma sürekli kırıntı girdisinin olması. Bu kırıntı girdisi bazı yerlerde fosilleri boğma çabası içerisinde karbonat üretiminin iyice azalmasına neden olmak. Ancak bazı yerlerde de kireç taşları fazla. İşte bu ikinci neden bence paleotopografya. Doğu Anadolu'daki paleotopografyanın yüksek olduğu yerlerde bu masif, yani 3 numaralı belirttiğim fazla gelişiyor. Diğer bir özellik, onu da vurgulamak isterim. Bir gözlemimi. Doğu Anadolu'da özellikle Malatya'nın güneyinde bu kırıntılı istifler varken kuzeye doğru gittikçe bu masif budistik kesimlere geliyoruz. Kireç taşlarına geliyoruz. Belli ki paleotopografya oralarda daha yüksek ve kireç taşları orada daha çoğalıyor. Bunların tabii başka ayrıntıları var. Gerekirse sorular bölümünde tartışabiliriz. Şimdi bir tek yerde bu transgresif istifin regresif istife döndüğünü gördük. Aslında burada doktora çalışması yapan Muhittin Görmüş arkadaşımız çok açık bir şekilde bunu vurgulamıştır. Bütün fosilleriyle, özellikleriyle belirtmiştir. Ancak biz de bir inceleme yaptık. Bakın ikonun ucunun olduğu yer Rudisli kireç taşı altı transgresif istif. Burada kırmızılar da vardır, gözükmüyor. Drone olsaydı yukarıdan çekseydik belki iyi olurdu ama ancak böyle gösterebiliriz. İşte üzerine çamur taşları geliyor. Fakat üste doğru çıktıkça sığlaşma başlıyor. Leç yapan kireç taşları, dolomitik kireç taşları, yani şu şuradaki Krankaya'ya denk gelen yerler, aralarında şeyler de var. Fakat dolomitler fazla. İçerisinde bentik foraminferler var. Şimdi şu sırta çıkacağız. Bakalım istif nasıl gelişti. Ama bütün fosiller, bütün bentik foraminferler, rudis yok bunlarda. Bentik foraminiferlerle. İşte şimdi yukarı çıktık. İşte biraz önce gösterdiğim yer, bu dolomitik kireç taşları vesaire. Bunun üzerine ise zorbayan formasyon denen tamamen kırıntılı bir istif geliyor. Ve bu baskın olarak kum taşlarından, kum taşlarıyla ardalanmalı, rudisli ve bentik foraminferli kireç taşlarına oluşuyor. Bir görelim. İşte basit bir kesit. Yaklaşık 10 metre kalınlığında aşağıda çamur taşları var. Onun üzerinde 4 metre yaklaşık kalınlığında bol foraminferli
çok az prodüsli kesimler var. Tekrar bir çamur taşı. Tekrar kireç taşı, rudüsli, tekrar çamur taşı, kireç taşı. Böyle bir istif. Kırıntılı bir istif. Şimdi bunu biraz yakından görelim. Yaklaşık 3-4 metre kalınlığındaki dentik foraminiferlerle simgelenen yüzeyleri görüyoruz. Çekici şurada ölçek alabilirsiniz. Şuradaki beyaz beyaz noktaları pek seçemeyebilirsiniz. Bakalım yakından bakalım. İşte loftusyalar. Zengin, oldukça zengin. Mane taşı. İstif taşı niteliğinde. Sanki bazı düzeylerde yönlenme var gibi ama tam kesin söylenemez. Aksiyel kesitlerine bakarak belki bunları söyleyebiliriz. Ekvatoral kesitleri de var. Fakat loftusyalarda simgeli. Bir kesit daha. Bu araziden kesit. Yani uzman olan kişi biraz önce de söylediğim gibi bu loftusyaları çok rahat tayin edebilir. Orbitoidler de var içerisinde. Orbitoidler falan. Yaş mastrik. Büyük bir olasılıkla söylenmiyor ama bana göre Maastricht yeni üst bölümü. Bakın burada lateral locaları bile orbitoidin var. Spiral sarılımları. Çok net bir olarak gözüküyor. Bunların üstündeki düzeylerde ise ilk kez rudüsler olarak çıkıyor. Ne kadar görünüyor bilemiyorum ama bakın şuradaki yuvarlak kesitler. Şunlar hepsi rudüs kesitleri. Ama işin ilginç yanı tek bir cinse ait. İşte yakından görünüyor. Bakın iç ligamenti vesaire kodları hepsi gözüküyor. Onların ayrıntılarına girmek istemiyorum. Bir yığın var. Yerli yerinde fosilleşmişler. Taşınmış değiller. İşte iki tanesi yan yana. Hatta üç tane olabilir. Belki buket oluşturacaklardı. Kesitleri. Loftusya var işte. Bunların da içerisinde bol miktarda loftusya var. Eğer transgresif istifle biraz karşılaştıracak olursak çok çarpıcı bir fark oldu. Gerek bentik foraminiferler, gerekse rudüsler arkadaşlar zengin. Sayıca fazla fakat monospesifik. Oysa ki transgresif istifte yığında yeni yeni formlar görüyorduk. Rudüslerde, orbitoidal formlarda. Bu ise böyle bir şey. Yani istif sarı kız dolaylarında böyle değişti. Yaş, burnuna değilen rudüslerin kalk yapılarından yaş. Schlüter bunları doktora tezinde belirtti. 6.4 milyon yani Maastricht. Belki biraz daha ayrıntılı girersek buraya demin de söylediğim gibi bu yaş belki birazcık daha yukarı orta veya üst Maastricht'e çıkabilir mi? Şimdi bu istifler acaba Türkiye'de başka nerelerde var? Güneydoğu Anadolu hariç. Şimdi onu biraz sonra anlatacağım. Ne yazık ki her tarafta yok. Özellikle Anadolu'nun orta ve batı kesimlerinde, yani Anatolik platformunda bu tür istifleri bugüne kadar ben şahsen görmedim. Gördüğüm yerler Tuz Gölü'nün doğusu, işte Ereke, Bolu, Pontitler'de, İstanbul zonunda, Pontitler'de bir iki yerde bunlar var. Bakalım onlar nasıl? Bir karşılaştırma yapalım. Belki korelasyon olmayacak ama bir karşılaştırma yapalım. İşte Tuz Gölü doğusu. Aynı istif. Şu karşıki yamaca bakarsanız kırmızı şarabi renkli cakıl taşları, kum taşları, arada mercekler var. Özellikle şuradaki düzey eş değeri burada. Bol brakyopotlu, gastropotlu, rudüsli, mercanlı düzeyler. Üste doğru rudüsli kireç taşlarına geçiyor. Eş değeri burada. Bundan da üzerine plantik foraminiferli çamur taşları. Burada yalnız bir noktayı vurgulamak isterim. Bu yapıyı görenler hemen peçrif yakıştırmasını veya nitelemesini yapıyorlar. Bu doğru değildir. Bu bir peçrif değildir. Bakın bu nedir? Bu yerli yerinde fosilleşmiş katmanlanma böyle çekicinin ucuna bakarsanız tamamen dikey, monospesifik. Bunlar katmanlı yapılardır. Litozomlardır. Diğer bir deyimle bunlar bir tikettir. Belki biostromla karşılaştırabilirsiniz ama hiçbir zaman bunlar bir peçrif değil. Örneğin Şerefli Koçlar. Yine tabandaki kırıntıların üzerine uyumsuz olarak gelen çakıl taşları, rudüsli kireç taşları, işte şu kesimlerde ve yine devam ediyor. Bu yalnız, bu istifler yalnız Tuz Gölü'nün doğu kesimlerinde gözlenebiliyor. Doğu Anadolu ile bunlar karşılaştırılabilir. Şimdi bir tane bir kesit hareket eden Yücel abi burayı çok iyi bilir veya İstanbul Üniversitesi'nden
Fen Fakültesi'nde okuyanlar, Enver Altınlı hocamız, Allah rahmet eylesin, biz de burada adım adım kestirmişti. Triyaz karbantları üzerine yine kırmızı renkli plastikler. Şurada rudistik bantları vardır. Şurada olduğu gibi rudistik reş taşıdır. Üzerinde Kampanyen'den Maastrichtien'e kadar ve Paleosen'e kadar değişen plantik foramiklerle çamur taştı. İstif, tıpatıp aynı. Bu bölüm uzun yıllar antik ocaklar olarak işletilmiştir. Dereköy taraflarında, daha kuzeyde, İstanbul'daki birçok yerlerde kullanılmıştır. Rahmetli Erguvanlı hocamızın doktora arazidir. Çok iyi haritalamıştır. Daha sonra Altınlı vesaire çalışmıştır. Yaş, üst kampanyen, Maastrichtien. Bazı rubüsleri koydum, belki ilginizi çekebilir diye. Bol gözenek hacmi sağlayan kanallı yapılar. Örneğin Bolu civarında rahmetli Orhan Kaya da çalışmıştı. Bana da örnekler getirmişti. Orada da benzer istifler var. Çankırı kuzeyinde Ilgaz, ben burada çalışmadım. Nazirelerin yaptığı bir çalışma. Eldivan ofiyolitlerin üzerinde doğrudan başlayan bu ödemiş kireç taşları bol rudistidir. Alt tarafta kırıntılar var. Bu istiflerle Doğu Anadolu'daki karşılaştırılıyor. Son bir şey Amasya. Burası da ilginç yerlerden biri. Yücel abiler de zamanında burada çalışmışlardı. Ofiyolitik bir melanj var. Amasya'yı aşağıda görüyorsunuz. Karşıda Jurassic kireç taşları. Bu ofiyolitik melanj içerisindeki filiç benzeri Basin kayalarda alt kreteseli limestone blokları var. Bu alt kreteseli kireç taşlarından çok güzel Neptünyen dayıklar görmüştük. Fakat bizim bugünkü konumuzla ilgili olarak bunların üzerine yine uyusu olarak kırmızı renkli plastikler gelir. Aradaki merceklerde yerli yerinde korunmuş, bakın sol tarafta ekranda rudistler gözükür. Bunların üzerine rudistik kireç taşları gelir. Daha sonra da volkanik katkılı çamur taşları, plantik foramiklerle gelir. Doğan Alp asistanımızdı bizim, onun doktor arazidir. Burada strontium izotop analizlerini Stoiber yapmıştı. Buraya yazmayı unutmuşum, o benim hatam. Erken kampanya yaşları. Budistlerle birlikte aynı yaşları. Yani Doğu Anadolu'daki oldukça geniş alanlarda yüzeyleyen istifler ilginçtir. Türkiye'nin orta ve batı kesimde, Toroslar'da, Ege bölgesinde, Sakarya kıtasında hiçbir zaman gözükmüyor. Muhakkak ki bunun paleojografik bir anlamı olması lazım. Sona doğru belki bunu tartışabiliriz eğer unutmazsam. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesine geçelim. Güneydoğu Anadolu bölgesi uzun yıllar tabii ki TEPA'nın, üniversiteleri, tez yapan birçok insanın çalıştığı bir alan. Ben bu alana ilk defa 1984 yılında gittim. Aslında 1976'da Hatay'da, MTA'dayken Haluk Selçuklar'la birlikte Süleyman Türk Ünal'larla çalışmıştık ama o zamanki dünya görüşümüz şimdiki gibi değildi. Fakat 1984 yılında kendisini rahmetle anıyorum. Ozan Sungur'la arama grup başkanı olduğu zaman. Sadece dedi Adıyaman Kağıtlı civarında şeyler var. Rudistik şu anda izleyenler arasında var mı? Adıyaman içerisindeki bir apartmanda çok iyi bir ekiple birlikte orada çalıştık. Engin Meriç de geldi. Zaman zaman kalktı. Gözlediğimiz şu kırmızı asterikse belirttiğim yerlerde biz bu transgresif istifleri çok açık bir şekilde görüyoruz. Van'ın güneyi tabii bu ayrı bir olay. Orada da vardı. Şimdi bunlardan bazı seçimler yaptım. Fazla zaman harcamamak için. Mesela Alidama. Burası önemli bir lokalite. İlk gittiğimiz yerdi. Şu ana kadar belki 5 veya 6 kere gitmiş olabilirim. Tebaalı arkadaşlarla gittik. Yabancılarla gittik. Meslektaşlarımızla gittik. Burada birçok mesela Namık Yalçın çok iyi haritaladı burayı. Yayınladı. Daha sonra biz çalıştık. Sonra Ercan Özcan bulduğu foramiferleri üzerine çalışmalar yaptı. Bir sürü TEPA ekipleri çalıştı. Burada Karatut'un üzerindeki Kastel formasyonu, Pelecik formasyonu üzerine, Pelecik Kastel formasyonu üzerine çakıl taşları gördü. Kırmızı renkli çakıl taşları. Arada ince, çok ince besli formasyonlu rudistik taşları vardır. Daha sonra da plantik foramiferli Germova geçer.
Şimdi burada kesite bakarsanız, ikon gözüküyor mu bilmiyorum, çakıl taşları. Ama ilginç bir şekilde bu çakıl taşların içerisinde Rudistli kireç taşı mercekleri veya ara katmanları. Çok önemli bir bulgu. Neden önemli bir bulgu? Biraz sonra Arap platformuyla karşılaştırımda ortaya çıkacak. Şimdi en alttaki Rudistli kireç taşı merceğine baktığımız zaman, bakın yerli yerinde fosilleşmiş, orijinal konumunda bir Rudist. Bunun ismi, cinsi, türü hepsi bizce belli. Arap platformu içinde önemli ağız bir tür. Katmanlanma böyle çekiç, çekicin olduğu yer. Kırıntılı bir istif, altı çakıl taşı, kum taşı, üstü çakıl taşı, kum taşı, işte kalınlık yaklaşık bir metre bile değil. Bu önemli bir veri. Bunu arazide görmek lazım. Eğer bunları göremezseniz yanlış yorumlara gidebilirsiniz. Katmanlanma da çok büyük. Biraz daha yukarı çıktığımız zaman işte bu arkada diğer kireç taşı mercekleri başlar. Çakıl taşları içerisinde. Şimdi bu merceklere biraz dikkatli bakarsak iyi olacak. İşte bakın bir diş şekli geliyor ve mercekler. Veya başka bir tanesi geliyor burada. Diğeri burada. Bunun üstünde de var. Şu dereye gir, derecik gibi bir yer. Buraya girdiğiniz zaman kum taşları içerisinde açık çapraz katmanlanmaları görürsünüz. Bir plaj çökeni var. Biraz daha inceleyelim. İşte bu katmanların, katmanlı yapı çok önemli. Çünkü farklı düşünceler var DEPA'daki arkadaşlar tarafından. Onlara da göstermek açısından. Bakın katmanlı yapılar çok belli. Bir mercek içerisinde veya ara katman içerisinde. Bu çok önemli bir veri. Şimdi burada acaba rudistlerle simgeleniyor burası. Mercanlar da var. Hematipik mercanlar da var. Çok seyrek gastropotlar var. Alpler var. Dikkat ederseniz çekicin durduğu yer katmanlanmış. Her bir rudist yaşam konumu. Sihri uçlar aşağıda. Bakın dikkat edin. Bu çok önemli. Bunları arazide eğer göremezseniz yanlış yorumlara neden olabilir. İnce, kalınlık 50-60 santim olan bir mercekteki rudistlerin konumunu görüyorsunuz. Biraz önce de söylediğim gibi bunlar o kadar gevşek tutturulmuş ki malzemeyle, çamurlu kumlu malzemeyle çekici şöyle kanırttığınız zaman düşüyor ve yerlerde sürünüyor. Bazıları bunları zannediyor ki işte döküntü, taşınmış vesaire. Bakın şurada da gözüküyor. Başka bir tane göstereyim. Kısa konik kalkılı olanlar katmanlanmayı görüyorsunuz. Katmanlanmaya dikeyim. Bak. Bakın şurada da. Bunların hiçbirisi taşınmış değildir. Yerli yerindedir. Bu terbiyecek çakıl taşlarının üzerine besli formasyon denir. Biraz önce gösterdiğim mercekler daha batıya doğru besli formasyonuna doğru geçişler yapar. Besli formasyonda her yerde kireç taşı şeklinde değildir. Çamur taşlı olan yüzeyleri de var. İşte bunların içerisinde belki sıkıyor muyum sizi bilmiyorum ama çok önemli veri çünkü. Bakın yaşam korumunda çok iyi korumuş Budistler. Bu Ahmet Reza Kazai doktorasını Skelton'un yanında yaptı. Ben de çok yardımcı olmuş. Çok istekli bir yerde. İranlı bir arkadaş. Bakın bir sürü. Buradan elde ettiğimiz yaşlar ise erken Maastricht. Ancak terbüzeyin içindekiler geç Maastricht. Ne yazık ki bazı çalışmalarda terbüzeyin olduğu kesime de buraya da geç Maastricht diyen gibi yaşlar veriliyor. Oysa stronsiyum izotop analizleri bunları çok güzel ortaya koyuyor. Aslında biraz önce bahsettiğim yerde Ercan Özcan da foramlara göre, onforosikluslara göre geç kampanya yaşını sürmüştü ki ve haklıdır. Yani bizim bu stronsiyum izotop analizleri onu haklı çıkardı. Şimdi Germav'a geçtiği zaman bu besin formasyonu ki Germav antik foraminiferlerden oluşuyor. Çamur taşlarından yapılı. Bol plantik foraminiferler var. Fakat bazı düzeylerde bakın şuraları germa keza germa'nın çamur taşları. Şu çıkıntı yapan kireç taşı veya çakıl taşı zaman zaman çok önemli. Neden? Tümüyle rudis kalkı parçalarından makrofosil kalkı parçalarından oluşan iç örgütlenmesi çok kötü olan
paramparça olmuş fonlar içeren yüzeyler. Bunları Siver ve Huni köyleri civarında kilometrelerce devam edebilirsiniz. Haritalayabilirsiniz. Haritalarınızı geçirebilirsiniz. 1992 senesinde benim AAPG'de yaptığım yayından aldım. Onun için renksiz. Ve devamlı bir şey. Ve bunlar batı, doğu yönünde, güneydoğu yönünde kalınlığı giderek artar ve debris flow'lar şeklinde büyük kütleler halinde yer mal içerisinde yer alırlar. Bunu 92 yılında söylemiştik. Daha sonra yeni yeni arkadaşlar söylüyorlar. Başka bir lokaliteye geçelim. Eski Kahta. Eski Kahta Kalesi. İşte Karaduz'un içerisindeki bir kireç taşı bloğunun üzerine kurulmuş sağlam bir kaya. Fakat her yer ofiyolit. Eğer bu ofiyolitleri tırmanırsanız, ki ofiyolitler buradadır, tırmanırsanız bu enginler hiç burada muhitin görmüş. Tırmanırsanız burada şu yumuşak seviyeli yerlerde ilk çakıl taşlarını, çok az kalın ama fazla kalın değil, kum taşlarını ve hemen onun üzerinde iri rodüsleri içeren, işte şunlar, iri rodüsleri içeren düzeyleri görürsünüz. Tamamen Güneydoğu Anadolu bölgesine özgü formlar bunlar. Üstlere doğru kum taşlarını ve Besni'nin keş taşlarını görürsünüz. Bunlarda da rodüsler çok fazla. Kesit burada bitiyor. Şimdi bunun karşı tarafı, ki Nemrut Dağı burada çıkmamış ama biraz daha sağ tarafta. İşte ofiyolitler. Bu kesiti biz yaptık, çalıştık. Biraz zahmetli oldu ama yapmak zorundaydık. Altta kırmızı renkli çakıl taşları, yani terbüsek, kum taşları, aralarda rüstik kireç taşı mercekleri, artık bunu iyice öğrendik bu kesitlerden de. Sonra rüstik kireç taşlarına geçiyor ve midyat grubunun karbonatları adeta bunları üstlerini tıraşlıyor. Böyle bir kesit. Yani pastanın altı hep böyle karman çorman, üstüne de tabiatı çok farklı olan bir transkesifistik. Son bir lokalite şeyden, Güneydoğu Anadolu'dan Hatay bölgesinde. Burası da önemli lokalitelerden birisi. Çünkü volkanoklastiklerin üzerine gelen kırıntılı bir istif var. Burada Haluk Selçuk doktora çalışmasını yapmıştı. Bunların içerisinde bu kum taşlarının, çamur taşlarının içerisinde bir kireç taşı, kumluk kireç taşı, budistli kumluk kireç taşı merceği var. Bu da fosil açısından, bizim açımızdan çok önemli çünkü endemik formlar içeriyor. Daha üste doğru bentik foramiferler içeriyor ve plantik foramiferler içeren çamur taşlarına geçiyor. Yaş, kampanya, kampanya masif, pardon. İşte o düzey burası. Döküntüleri, yani gerçek düzeyi, yerli düzeyi burada korunmuş gözüküyor. Peter Skelton bu. Pardon, Thomas Schuster'den. Bir yığın burada rüzgarı görebiliyorsunuz. Çok örnek topladık tabii ki. İstif Güneydoğu Anadolu bölgesinin diğer kesimlerindeki istiflerle hemen hemen benzer. Pek büyük bir fark yok. Tabii ki fasiyet değişimlerine bağlı olarak ortamdaki bazı değişiklikler her bir kesitte gözlenebilir. Burada da gözleniyor. Şimdi bunları Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bu terbüzeğin içerisindeki, Besni'nin içerisindeki, özellikle terbüzeğin içerisinde ve bu yayla dağdaki örneklere bazı arkadaşlar taşınmış olarak niteleyebilirler. Hepsinden özür diliyorum. Taşınmış formlar böylesine mükemmel, güzel gözükmezler. Bakın en üst soldakine para kaprinula ismi yine endemik bir formdur. Bütün özellikleriyle korunmuştur. Necdet Hanım'ın bulduğu rahmetli Hatay, Haluk Selçuk ve birlikte yayınlanan. Votrinya çok iyi bildiğimiz bir form. Çok iyi korunmuş. Bakın Dictyopticus, üst kalkısı vesaire. Yani bunlara rüdüslerin özellikle Güneydoğu Anadolu'da çalışırken arkadaşlarımızın yerli yerinde yaşam konumunda fosilleşip fosilleşmediklerine çok dikkat etmeli. Yoksa yanlış yapışarlar. Şimdi gelin isterseniz bunları Arap platformuyla bir karşılaştıralım. Acaba oradan ilgili manzaralar karşımıza çıkacak. İlk önce Zagros kuşağındaki çalışmalar, ki benim de içinde bulunduğum çalışmalarla karşılaştıralım. Şu kırmızıyla bitirdim. Daha sonra bu slide'dan, görüntülerden sonra Oman'a kadar da ineceğiz.
Şimdi Kuzeydoğu Irak'ta Kemal Hacı Kerim diye bir arkadaş Süleymaniye Üniversitesi'nden benimle temasa geçti. Orada çok ilginç. Tanyora diye bir formasyon var. Bizim terbüzekle eşdeğer. Ve bunun üzerine gelen bir akra formasyonu var. Açık yeşil renkli. Bol rudisti. Yani buraya kadar olan istif hemen hemen eşdeğer. İşte burada çeşitli kesitler, gördüğünüz gibi kırıntılar, rudistik reş taşları veya plantiklere geçiyor. Kırıntıları var. Şuradaki kesime dikkat ederseniz bunların yanar düşey geçişleri aynı bizdeki olduğu gibi, Güneydoğu'daki olduğu gibi. Hiçbir fark yok. İşte manasipik, spesifik Budist etiketleri. İran'ın güneyine gelsin, güneydoğusuna gelince, güneybatısına gelince pardon, İsfahan dolaylarını biraz önce bahsettiğim Ahmet Reza Kazai bir doktora çalışması yaptı. Bir psikiyatrın şu anda. Onun örneklerine falan da ben baktım. Şimdi buradaki lokaliteler bizler için çok önemli. Güneydoğu, Anadolu'nun istediği hepsini çalışanlar için. Bakın Semirom lokalitesini şimdi hep beraber görelim. Acaba nereye benziyor? Kararı siz verin. En altta bir Amiran formasyonu var. Bizim Kastel'le işte. Bunun üzerine çakıl taşları geliyor. Bu üstü düzeydir. Çakıl taşları kırmızı şarabi renkli devam ediyor. Arada bu üstü düzeyler. Kum taşları, şeyler, tekrar üstlük reçteşi. En üstte bir tekrar üstlük reçteşi. Yani kırıntılı bir istik. Aynı Aridam'ındaki gibi. Aradaki Hüdistik Reşteşi bantları içeriyor. Yani Ali Dağı'ndaki kesitle bu iki kesiti yan yana koysanız inanır mısınız tam anlamıyla korele edebilirsiniz. O kadar benziyor. Bu arkadaşın yaptığı diğer bir çalışma işte kalın Hüdistik Reşteşi sol tarafta diğer bir şey lokalitesinde. Altta çakıl taşları var. Üstte plantik foramiferli yüzeylere geçiyor. Yine çakıl taşları çok net bir şekilde rudistik reş taşları yerli yerinde fosil etmiş. Merceklerini görüyorsunuz. Aynı terbizek. Diğer bir şekilde yine germa benzeri amiran formasyonu. Rudistik reş taşı bankı. Kum taşı, çakıl taşı, çamur taşı devam ediyor. A2 diye işaretlediği tekrar bir rudistik reş taşı bankı. Bakın şurada bir tane daha var. Burada var. Araları hep çakıl taşı, kum taşı. Yani İran'ın güneydoğusundaki bu istifler bizim Güneydoğu Anadolu'daki Kahta, Besni, burada bahsedemedim zamanlarında, eski Kahta ve o civardakilerle olağanüstü derecede benzerliği gösteriyor. Bu benzerliği ben şey yapmıyorum, yani yatsımıyorum. Çünkü hemen hemen oluştukları yerler, Neotetis'in deniz kenarı boyunca, plajlarda tökenmiş şeyler. Bunları yurt dışında da görmüştüm ben. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle tevkuada çalışanlar için bu önemli olduğunu inanıyorum. Bunu geliştirmeleri gerekiyor. Şimdi Oman'a gelelim. Oman'da çok çalışılmış bir bölge. Bu Jean-Philippe benim master hocam Fransa'da. Jean Platel ile birlikte yaptıkları bir çalışma. Oman'da Simsima formasyonu çoğunuzun belki de tanıdığı bir formasyon. Burada paleozoik bir temelin üzerine geliyor. Ama lütfen istife dikkatinizi çekiyorum. Bakın çapraz katmanlı kireç taşları, kum taşları, rudistli kireç taşları, tekrar çapraz katmanlı masonun kireç taşları, rudistli kireç taşı, tekrar kum taşı, rudistli kireç taşı, böyle devam eden bir istif. Aynı Güneydoğu Anadolu. Hiçbir benzer yok. Ayrıcalık yok. Diğer bir şey, skeletonların çalıştığı güzel bir çalışma aslında. Bu da bildiğiniz gibi Oman'da ofiolitler var. Semai ofiolitleri. Onların üzerine gelen simsime formasyonu. Bu S ile simgeledikleri hepsi simsime formasyonu. Fasiyestere ayırmışlar. Bu V simgesini bence biraz doğru koymamışlar. Bunlar rudistli. Sanki andezit gibi gözüküyor ama değil. Rudistli olanlar. Kumlu çakıllı kireç taşları, rudistli kireç taşları, tekrar masif kireç taşları. Bakın alt kesimde yine aynı bizdeki gibi çakıl taşları. Çakıl taşlarının nasıl mercekler oluşturduğuna dikkatinizi çekiyor. Budistik reş taşıyla yanar bir şey gösteriyor ve plantiklere geçiyor. Bunların yakından görünüşü Ad abinin yaptığı bir fotoğraf. İşte bol miktarda bunların içerisinde budistler var. Tabii ekonomik açıdan da bunlar önem taşıyor. Yani sonuç olarak Güneydoğu Anadolu bölgesi
Arap platformundaki, tabii bazılarını gösteremedim burada zaman darlığından dolayı, eş değerliğiyle olağanüstü derecede benzerlik gösteriyor. Hiç şüphe götürmeyecek şekilde benzerliklerin olduğunu söyleyebiliriz veya iddia edebiliriz. Sonuçlar. Sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Ben sayın katılımcılar, sonuçlarda böyle uzun uzun yazmak benim hoşuma gitmiyor. Yazıyorlar, insanlar okuyorlar ama ben çok basit bir şekilde, isterseniz iki şekil üzerinde sonuçları yapalım. Şimdi birincisi, bu transgresif istifler silisi plastik nitelikte. Şu ana kadar söylemedim. Yani kırıntı baskın istifler. Karbonatlarının geliştiği kesimler var ama hiçbir zaman Toroslardaki, Likya'daki hiç benzemiyor. Kırıntı gelimi anormal derecede etkiliyor ve hem Doğu Anadolu'da hem Batı Anadolu'da, pardon, Güneydoğu Anadolu'da bunlar hep aynı özellikleri gösteriyor. Bu transgresif istifleri Anadolu'da bizim belki biraz daha yaygınlaştırmamız, biraz daha çalışmamız lazım. Neden? Konuşmanın başında söylediğim onca jeolojik olayı maskelemiyor belki ama bu olayların bu bölümlerde tabii ki artık sönümlenmeye başladığını kanıtlayan çok önemli. Türkiye jeolojisi açısından bunun çok önemli olduğunu. Nereye giderseniz gidin bunu görüyorsunuz. Sadece Doğu Güneydoğu Anadolu'da değil, biraz önce gösterdiğim gibi İstanbul zonunda da vardır. Pontiklerde de var. Sakarya kıtasında da vardır. Pontiklerde de var. Orta Doğu Pontiklerde bunları çok rahat görebilirsiniz. Diğer bir sonuç, yaptığımız bu çalışmalarda Budistli kireç taşlarının tafonomik ve paleoekolojik açıdan daha ayrıntılı da incelenmesi. Özellikle Güneydoğu Anadolu için. Buna daha çok ihtiyacımız var. Çünkü bunlar bireysel olabildikleri gibi buket şeklinde de olabiliyorlar. 10-15 bireyi bir arada gözükten cluster tipinde olabiliyorlar veya tiket şeklinde olabiliyorlar. Ama farkındaysanız resif terminolojisini pek kullanmaktan yana değil. Bunlar için resif teriminin çok doğru olduğuna inanmıyorum ve kullanmıyorum. Yine diğer bir önemli özelliklerden birisi, her iki taraftaki, yani Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki gerek rudüsler gerek bentik foraminiferlerde foraminiferlerde farklılıklar var. Endemik formlar var. Bakın bunlar rudüslere göre çizdi. Çoğu da Güneydoğu Anadolu kaynak. Lokaliteleri Güneydoğu Anadolu. Bunlar Güneydoğu Anadolu'dan Zagros hattı boyunca Irak'tan İran'a, Oman'a, Oman'ın güneyine, hatta Saudi Arabiye'ye kadar. Şimdi Saudi Arabiye'de şu anda çalışmaktayız. Böylesine bir istifle karşı karşıyayız. Benzerlikler yok mu litolojik olarak? Var. Ama faunal içerikler çok farklı. Arap platformuna özgü biz rudüsleri ve foraminiferleri burada çok rahat görebiliyoruz. Diğer bir özellik, şu ana kadar bahsetmediğim. Peki bunlar nerede çökmüş? 1990 yılında yaptığım, APG'de yaptığım yayında ben ısrarcı değilim belki ama hala üzerindeyim. Nedir bu? Bence bu transgresif istifler eğimi düşük, homokinler bir karbonat yokuşunu çökermişlerdir. Bir karbonat rampinde çökermişlerdir. Kırıntılarla başlayan, kırıntıların belki ilk başlangıçları alüvyal olabilir. Ancak içerisindeki mercekler nedeniyle sığ denizel fasiyeste, oldukça derinliğin az olduğu kesimlerde çökenmeye başlamıştı. Daha sonra rudüsli kireç taşlarına da burada böyle gösterdik ama aslında arabanda biraz önce gördüğünüz gibi kum taşı vesaire katkıları var. Ve açık deniz plantik foraminiferlerine hiç bahsettiğim Yeşilyurt'taki mantı işaret eder. Kesinlikle bir karbonat platformunun kenarındaki eş değildir. Karbonat rampinde gelişmiş çok olağanüstü bir yapıdır. O nedenle bunun arkasında lavinini aramak
vesaire, hiç kimse bu hayale kapılmasın çünkü öyle bir şey yok. Yanlış da anlaşılmasın diye bunu söylüyorum. Tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi, plajikler çökermeye başlayınca platformdan malzemeler akmakta ve özellikle Malatya içerisinde bunu görüyoruz. Malatya Adası'nda çok az görüyoruz ve çakıl taşları, çamur taşları düzeyleri buradan içeren malzemeler içermektedir. Son nokta, en önemli özellik, bu birimler diakroniktir. Birbirleriyle yanaldığı şeyler, geçişler gösterir. Belki de ben burada şu ikonu göstereyim. Bunu belki biraz daha şöyle bir içine doğru mercek şeklinde de yapabilirim. Keza bunu da böyle bir özellik gösterir. Yani sonuç olarak bu çalışmada ana hatlarıyla toparlamaya buna gayret ettim. Katkı belirtme bölümünü izninizle belirtmek istiyorum. Bu konuşma arkadaşlar bugüne kadar 1980 yıllarından beri değişik arkadaşlarla yaptığımız yayınlanan makalelerin yorumunu içermektedir. Birçok arkadaşımız katılmıştır. MTA'dan arkadaşımız, üniversiteden arkadaşlarımız, TEPA'dan arkadaşlarımız destek olmuştur. Ben onların isimlerini şimdi buraya yazsam hata yapabilirim. Birisini unuturum kuşkusuyla. Hiçbirinin adını yazmıyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.